Merhabalar sevgili dostlarım. Şimdi bu videomuzda kenarortay konu anlatımını yapacağız. Sonra sorular, yeni nesil sorular derken olayı bitireceğiz arkadaşlar. Hadi hiç vakit kaybetmeyelim. Vira bismillah diyelim. Geçelim hemen başlığımıza. Bakalım ne diyor. Şöyle bir ayarlayalım. Geldik. Birinci özelliğimiz dostlarım. Diyor ki tabana 1, açıya 2. Kuralımızın ismi budur. Ki bence kenarortayla ilgili bilmen gereken tek özellik de budur dostlarım. Bunu baştan bir söylemek istiyorum. Şimdi nedir hocam bu özellik? Önce şunu söyleyelim. Ağırlık merkezi, evet ilk videomuzda bahsettik ama yine biraz daha böyle bir konuşmak istiyorum bununla ilgili. Ağırlık merkezi dediğimiz bizim en çok aklımıza gelen, ilk akla gelen 5 merkezimizden birincisidir dostlar. Hani bir merkez söyleyin dediğimde genelde ilk akla ağırlık merkezi gelir. Ağırlık merkezi kenar ortayların kesim noktasıymış dostlar. Üçgenimin 3 tane kenar ortayı var. Üçünün de kesiştiği şu G noktasına biz ağırlık merkezi diyormuşuz. Şimdi ağırlık merkezi şöyle bir özelliğe sahip ki ismine de tabana 1 açıya 2 dediğimiz bir özelliğe sahip şöyle bir şey. Ağırlık merkezi üçgenin bütün kenar ortaylarını iki parçaya bölüyor görüyorsunuz. Şimdi ben şu turuncu kenar ortayı alayım yani AD kenar ortayını aldım elime. Bakın bu G ağırlık merkezi bir GD bir de AG olmak üzere iki parçaya bölmüş arkadaşlarım kenar ortayımızı. Bu parçalardan birisi üçgenimin tabanına yani kenar ortayın ikiye böldüğü kenara tabana daha yakın bir parça AG, GD pardon. GD tabana yakın. AG ise kenar ortayın çıktığı açıya daha yakın bir parça. Şimdi kuralın ismini tekrar hatırlatıyorum. Neydi? Tabana 1, açıya 2. İşte buradan geliyor dostlar. Tabana yakın parçasına bir birim düşürürseniz 1A, açıya yakın parçasına hep 2 katı düşecekmiş. Bizim en önemli kuralımız. Ağırlık merkezi cümlesini okuduğun her soruda %100 kullanacağım bir kuraldır dostlar. Her G ağırlık merkezi değildir. Ağırlık merkezi sadece G harfiyle gösterilecek diye de bir kural yok. Herhangi bir harf olur ama genelde G harfiyle gösterdiğimiz için biz de buraya G yazdık. Evet, bakalım şimdi başka nasıl özelliklerimiz var, sorularımız var. İşte basit bir soru arkadaşlarım. Direkt kuralı kullanacağınız bir soru. Ne diyoruz? Şu BD üçgenin kenar ortayı mı? Evet. AF kenar ortayı mı? Buna da evet. O halde iki kenar ortay kesiştisi benim için yeterlidir. İki kenar ortayın kesiştiği bu E noktası üçgenin ağırlık merkezidir kardeşlerim. Ve ağırlık merkezinden olduğundan dolayı bak BD kenar ortayının tabana yakın parçası 3, tabana 1 açıya 2 idi kuralın ismi. Açıya yakın parçası 2 katı olacak, x 6 olacak. Burada da tabana yakın parçası y, açıya yakın parçası 2y olacak. Yani burası 4 ise burası yarısı 2 gelecek. Bize de x ile y'nin toplamını soruyor. Paketledik geçti soruyu. Evet geldik buna. Burada ne demiş dostlarım? 6 var 12 var. Üçgenin ağırlık merkezi g'ymiş. Madem ki g ağırlık merkezi o halde bunu devam ettirirsem bu kesinlikle ama kesinlikle bir kenar ortay olacak değil mi? Şuraya k diyelim. BK KC'ye eşit olacak arkadaşlarım. Çünkü G'den geçiyor. A'dan çıkmış G'den geçiyor. Bu kesinlikle ama kesinlikle bir kenar ortaydır dedik. Peki devamını söyleyelim. Şimdi 6 ise G ağırlık merkezi olduğu için tabana 1 açıya 2'den dolayı burası yarısı olacak 3. Toplamında ne geldi kardeşim kenar ortay? 9. Burası neymiş? 12. 9, 12, 15 üçgeninden 3, 4, 5'in 3 katından burayı 15 buldum. Tabii ki burası da 15. Toplam uzunluk 30 birim çıktı. Hemen bir yudum çay içelim, devam edelim. Evet, bakalım bu soru ne diyor? G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkeziymiş arkadaşlarım. Artık olayı biliyoruz. Madem ki bu ağırlık merkezi BD dediğim doğru, kesinlikle kenar ortay bu 1. 5 ise burası 10 olacak. Bu 2. Ben bunu devam ettirirsem aşağıya doğru. K
kenar orta yol olmak zorundadır bu adam kesinlikle. Neden? Çünkü ağırlık merkezinden geçiyor bu doğru. Burayı ikiye bölecek 8, 8 bu 3. Bir de kayı var arkadaşlar burada, bak dikkat edin. A'dan inen bu doğru açı ortay olarak çıkmış yola ama kenar ortay olarak devam etmiş. Bak kenar ortay açı ortay olmuş. O halde yükseklik de olacak. Burası 90 derece. Bu üçgen ikiz kenar olacak. Onu da söyleyelim. Burasıyla burası kesinlikle eşit olacak. Peki şuradaki üçgene bakın. Sizin çok sevdiğiniz, aşık olduğunuz bir üçgen. 6, 8, 10 üçgeni. Peki tabana bir açıya iki kuralından 6 ise burası ne olacak? 12 olacak. Cevap Edirne'den çıktı gitti. Dördüncü kuralımıza bakalım. G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi. Burada dikkatli olun. Nerenin ağırlık merkeziymiş? Tamamının ağırlık merkeziymiş. O halde benim şu B'den ve G'den çizdiğim doğru burayı ikiye bölecek arkadaş. Şu kısmı kesinlikle kesinlikle ikiye bölecek. Bunu bir gösterelim. Yani az önceki gibi kayı kuralı yok. D'den indirdiğin zaman şurayı ikiye bölmez arkadaşlarım bu. Çünkü ABC'nin ağırlık merkezi. A'dan ve G'den geçen doğru kenar ortaydır. Peki B'den geçirdim, kenar ortay oldu. Tabana bir açı 2'yi de gösterelim. Burada K'ya 2K da olacak. Bakın şimdi açı ortayı kullanacağım dostlarım. Neydi kuralı açı ortayın? Ayakların oranı 1'e 2 ise kolların oranı da 1'e 2 olacak. O yüzden burası 3 gelmek zorunda, mecbur. Peki burası 7 çıktıysa bu da 7. X'i soruyor. X neresi? DC. Dikkat edin. DC. 3 ile 7'nin toplamı olacak. Cevap Denizli'den geldi. Beşinci sorumuz. G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkeziymiş yine. Onu gösterelim. Şurası ağırlık merkezi. Demek ki bunlar hep kenar ortay. Yani şurası kesinlikle ikiye bölünecek falan. BE DF'ye paralelmiş dostlar. Bunlar birbirine paralelse ve burayı ikiye böldüyse mecbur burayı da ikiye bölecekti. Çünkü bunun adına orta taban diyorduk. O halde burada x. E BE kenar ortaydı kardeşim. Edirne'de ikiye bölme işlemi yapması lazım kenarı. 2x ise burası da 2x. Bunu da söylemiş olduk. Devam. AC'yi 12 vermiş. AC yani 4x'i 12 verdiyse x 3 gelecek. Cevap Bursa'dan çıktı. G noktası ABC ikizkenar üçgeninin ağırlık merkeziymiş. Tamam, ikizkenar üçgen ve ağırlık merkezi. O halde şu A'dan indirdiğim doğru kesinlikle bir kenar ortay. Ve 6 ya kenarın tamamı. 3 burası. Tabii ki 2 de buraya kalacak şekilde böldü. İkizkenar üçgen olmasının avantajı ne? Kayı kuralı. Tabana indirdiğim kenar ortay aynı zamanda yükseklik olacak. Bak burada diklikten diklik indi kardeşim. Bir Öklit çakacağız. Öklit. Hemen hatırlayın şimdi Öklit'i. X'in karesi eşittir. Yan kenarın Öklit'ini yapıyorum. Yani Öklit amcanın ikinci bağıntısını yapıyorum. Tabii ki bunu dik üçgen konusunda ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz ama biraz bir şeyler hatırlıyorsanız da iyi olur. Ben şimdi hatırlatmaya çalışacağım. Yan kenarın karesi. Şimdi öncelikle diklikten diklik inen her soruda Öklit'i çakabiliyorduk. İki tane Öklit bağıntısı bileceksiniz. Birisi h kare eşittir p çarpı k. Birisi de yan kenarın karesi yani x'in karesi eşittir. Önce yakın parça 3 çarpı hipotenüsün tamamı yani 5. 3 kere 5 15 x eşittir kök 15 çıktı. Evet yedinci sorumuz. Çift ağırlık merkezli soru dediğim bir soru çeşididir bu dostlarım. Bakın burada G noktası üçgenin ağırlık merkezi olduğunu söylemiş. Yani şu A'dan inen G'den geçen bu doğru kesin kenar ortay bir kere. Burayı kesinlikle ikiye bölecek. Bunu biz bir söyleyelim. Şimdi bir de şu var arkadaşlarım. Bakın şu BG'yi birleştireyim daha net görün. Şu alttaki üçgene bakar mısınız? GBC üçgenine dostlar. GBC'ye. Bakın bu GD dediğimiz şey kenarı ikiye böldü. Yani kenar ortayı oldu. Şu BK dediğimiz şey kenarı ikiye böldü yani kenar ortay oldu. O halde bu F noktası da şu alttaki küçük üçgenin ağırlık merkezi oldu. Gönül rahatlığıyla diyebilirim artık dostlarım. Madem ki F'de ağırlık merkezi tabana bir açıya 2'den burası 4 olacak. G'de büyüğünün ağırlık merkeziydi. Tabana 6 düştüyse açıya yakın yere 12 düşecek deyip X'i 12 buldum dostlarım. İki tane ağırlık merkezi çıktı sorumuzda. Buna bakalım. G ağırlık merkezi ise bu adamlar hep kenar ortay oluyordu değil mi dostlar? Şöyle gösterelim. Şunlar hep kenar ortay olacak.
Peki madem ki kenar ortay hocam, o zaman bununla bu eşit birbirine. Yani 2x eksi 5 x'e eşit, x eşittir 5 geldi. X 5 ise burası da 5, burası da 5. 5 ise burası 7, mecburen kenar ortay olduğu için bu da 7. X 5 ise burası 4, mecburen kenar ortay olduğu için bu da 4. Şimdi toplayalım. 5 5 daha 10, 7 7 daha 14, 10, 24 yaptı. 8 de buradan geldi. 32 mi yaptı arkadaşlarım cevap? Çevremiz 32 çıktı. Evet. Buna bakalım. Yine bakın çift ağırlık merkezli soru ama bu sefer ikinci ağırlık merkezinde kendisi de söylemiş. Şimdi demiş ki G ABC'nin ağırlık merkezi. G büyük olanın ağırlık merkezi. F de BGC'nin yani şu alttaki küçük üçgenin ağırlık merkezi. O zaman 4 ise şurası kesin 2 olacak diyebilirim. Peki G'nin alt tarafı tabana yakın parçası 6 ise üst tarafa yakın parçası ne olacak mecburen dostlarım? 2 katı 12 olacak. Şimdi AE ED'ye eşitmiş. Bak E noktası orta noktaymış. Toplam 18 ya burası. 9, 9 bölmesi için 9 üst tarafa 3 de x'e yazdım. Cevabımız 3 geldi. Evet, ikinci özelliğimiz muhteşem üçlü dediğimiz. Zaten daha önce de defalarca gördüğünüz işte olmazsa olmaz geometri taktiklerinde bahsettik bundan. Ya da ne bileyim üçgende açıda da bahsettik. Her konunun içerisinde karşımıza çıkan bir kuraldır. Sadece dik üçgende geçerli olan hipotenüse indirdiğin kenar ortayın ikinci görevi de olduğu bir kuraldır. Hipotenüsün yarısına eşit olacak demiştik ve bunların üçünün eşit olmasına muhteşem üçlü diyoruz demiştik dostlarım. Taktiği de vardı muhteşem üçlünün. Soruda 90 derece ve 1'e 2 oranı varsa bizim aklımıza bu ikisini gördüğümüzde muhteşem üçlü yapmak gelecekti. Evet, şimdi bakalım. Artık unutmayın dostlarım. Soruda dik açı ve G ağırlık merkezini okuduysanız, G ağırlık merkezi var, bir de 90 derece varsa bilin ki o soruda çok yüksek ihtimalle ama çok yüksek ihtimalle muhteşem üçlü yapacağız. Neydi muhteşem üçlü? Dik açıdan çıkan kenar ortay, işte G'den geçiyor mecburen, burayı ikiye böldüğü gibi kendisi de eşit olacak demiştik. Peki burada bakın bir de 30 60 90 üçgeni var. 30'un karşısı 12 ise 90'ın karşısı 24 olacak. 12 12. Bu da 12 oldu. Ve G ağırlık merkezinin özelliği neydi? Tabana bir, açıya 2 özelliğimiz vardı. 1'e 2'yi de yazınca 3x eşittir 12'den x eşittir 4'ü buldum. Bana 2x'i soruyor. Adana'yı paketledim kardeşlerim. Geldik buna. Yine bakın dik açı var. G ağırlık merkezi var. Biz muhteşem üçlüyü %99 yapacağız. O yüzden dik açıdan hemen şöyle G'den geçen kenar ortayımı çizdim. Şuraya da bir harf verelim. K diyelim. Burayı mecbur 2'ye bölecek. Toplam 24 ya arkadaşlarım burası. 12, 12 diye 2'ye bölecek. O yüzden buraya 1 kaldı. Burası da 12 oldu diyelim. Şimdi muhteşem üçlüyü devam ettiriyorum. Burası 12 ise muhteşem üçten dolayı kenar ortayım da toplam 12 olacak. Ve hatta 1'e 2 oranından 4'e 8 diye bölünecek. Şimdi şurada da Pisagor çakalım. X kare artı 1'in karesi eşittir 4'ün karesi gelecek. Demek ki x eşittir kök 15, paketledim gitti. Evet, 12. sorudayız. Bakalım burada ne diyor? G ağırlık merkeziymiş dostlarım. Şurası ağırlık merkezi. Demek ki bu bir kenar ortay. Şu bir kenar ortay. Burası bir kenar ortay. Şu DK'ya bir bakar mısınız? Konsantre olun. D'de de 2'ye bölmüş. K'da da 2'ye bölmüş. Yani bu bir orta taban. Nerenin orta tabanı? Tabii ki şu AG'nin. Çünkü BA'yı 2'ye bölmüş. BG'yi 2'ye bölmüşse AG'nin orta tabanıdır. X ise burası 2x olmak zorunda. Peki burası 2x'e G ağırlık merkezinin özelliği neydi? Tabana bir açı 2'den dolayı burası da x olmayacak mıydı kardeşim? Peki dik açıdan indiğinden dolayı hani dik açıyı görünce ağırlık merkeziyle birlikte muhteşem üçlü yapacağız diye söylemiştik. 3x ise kenar ortayım. Hipotenüsümde 3x 3x bölünecek. Ve bak toplam BC'yi yani 6x'i bana 24 vermiş. O halde x eşittir 4'tür dedim, paketledim gitti. Evet, 13. sorumuz, bakalım bu ne diyor? Yine bakın şurada dik açıdan çıkan, hiç daha soruyu okumadan önce şu kenar ortayı yakaladım arkadaşlar. Bak dik açıdan çıkmış bir kenar ortay.
12, 12 diye böldüm. Muhteşem üçlüden kendi de 12 olacak. Burası 9. Bak bir de paralel vermiş. Demiş ki şu adam paraleldir demiş BC'ye. Lan paralel ve aynı zamanda da burayı ikiye böldüyse biz ne demiştik buna? Orta taban. O halde 9'un 2 katı olacak, 18 olacak paralel olan taban dedim. Evet, küçük bir bilgicik varmış burada. Diyor ki ağırlık merkezi yükseklik ya da açıortay üzerinde ise, yani bizim bahsettiğimiz kayı kuralı arkadaşlarım. Şimdi eğer ki yüksekliğin üstünde bir ağırlık merkezi varsa, şimdi bu ağırlık merkezinden geçen doğru kesinlikle kenarortay bir kere. Aynı zamanda yükseklik de olduysa kayı kuralından dolayı açıortay da olacak, bu üçgen ikizkenar olacak demek istiyor. Kayıyı anlatıyor bize. Aynısını diyor ki açıortay G'den geçtiğine göre kesin kenarortay olacak. O zaman yükseklik de olacak kayıdan dolayı ikizkenarda olacak diyoruz dedim. Geldim buna. Bakın G ağırlık merkezi dostlarım. Şurası ağırlık merkezi. Peki BG ağırlık merkezinden geçtiği için kesinlikle kenarortaydır diyebilir miyiz gönül rahatlığıyla? Evet. Peki B'den inen bu BK doğrusu diyelim buna. BK hem kenarortay hem de açıortay olduğu yükseklikte olacak mı kayıden dolayı? Peki madem ki yükseklik, kenarortay, açıortay, hadi şu ağırlık merkezinin özelliğini yapalım. Tabana bir açı 2'den dolayı, açıya 8 ise tabana 4 düşecek diyelim. Bakın burada sevdiğimiz bir üçgen 3, 4, 5 çıktı. O halde burada 3 olacak. Neyi soruyor? Alan ABC'yi soruyor. Üçgenin alanını. Bak sen yüksekliğini 12 diyebiliyorsun. Tabanını 6 buldun zaten. 12 çarpı 6 bölü 2'den Ceyhan'ı işaretledim bile çoktan. Evet, bakalım diğer sorumuza. Evet, gereksiz dediğim kurallar var arkadaşlarım. Bir de bunlardan da bahsederim. Dik üçgendeki kenarortayla ilgili bir kuraldır dostlarım. Bunu bilmeseniz de olur bu ikisini kardeşlerim. Diyor ki muhteşem üçlüyü sağlayan kenarortay var ya VA şu. Bunun karesinin 5 katı diğer iki kenarortayın yani B'den çıkanla C'den çıkan kenarortayın kareleri toplamına eşittir diyor kardeşim. Burada da ona benzer bir kuralımız var. Çok sallamayın bunlar arkadaşlarım. Çok önemli değiller. Gelin biz şu soruyu çözelim. Birer tane de soru sormuşumdur eminim bunlarla ilgili. Bakalım neler yapacağız. Şimdi 3 ise ağırlık merkezinden 6, 4 ise burası da 8. Bir bunu söyleyelim kardeşlerim. Şimdi şunu da yapalım hemen. Muhteşem üçlüyü sağlayan kenarortayı da çizelim. Buna VA diyelim. VA'nın karesinin 5 katı eşittir. Diğer iki kenarortay, biri 9, biri de 12, değil mi? 8 ile 4'ün toplamı 12'nin karesine eşit. Devam edelim. 5 VA'nın karesi eşittir. 81 artı 144. Toplarsak bunları 845 100 220 mi yapıyor? 8 ile 4'ün toplamı 12. 225. 5 VA'nın karesi. Hemen 5'e bölüyorum. VA'nın karesi eşittir. 5'e bölersek bunu da 4, 5 geliyor 45. VA dediğimiz şey 3 kök 5 çıkıyor. Demek ki şu kenarortay 3 kök 5 birim uzunluğunda. Muhteşem üçlüden bu da 3 kök 5, bu da 3 kök 5 olacaktı. BC'nin toplam uzunluğu 6 kök 5 geldi kardeşlerim. Geçtim bunu. Başka bir kural, alanla ilgili bir kural dostlarım. Ağırlık merkezi şu baştakini göstereyim. Şu sondakini daha doğrusu. Eğer ağırlık merkezinden 3 köşeye de doğrular çizerseniz, yani kenarortayların açıya yakın parçalarını çizdiğinizde üçgenin alanı 3 eşit parçaya bölünüyor. Eğer tamamını çizerseniz kenarortayların üçgenin alanı 6 eşit parçaya bölünüyor. Eğer şu orta tabanları da birleştirirseniz üçgenin alanı 4 eşit parçaya bölünüyor diyebiliyormuşuz. Evet, burada da 3-1-2 kuralından bahsediyor kardeşlerim. Şöyle bir kural. Yine gereksiz bir kural bu arada. Dediğim gibi bizim için sadece birinci kural önemliydi arkadaşlarım. Gerisi çok, bir de muhteşem üçlü tabii ki, o zaten ayrı. Burada da diyor ki eğer kenar ortayları çizdin. Şimdi bunlar kenar ortaylar. Şöyle çizmiş olalım. Sen bu kenar ortayların tabana değdiği noktaları birleştirirsen şu FE ne oluyor kardeşim? Orta taban. Orta taban çizilmiş ağırlık merkezi var ise üçüncü kenarortay diyor ki hep şu oranda bölünür. Yukarıdan aşağıya doğru 3 1 2 kuralı diye bölünür. Bunun adına 3 1 2 kuralı, 312 kuralı diyorlar arkadaşlar.
Bu da yine çok önemli değil ama bir kural var bir tane de arkadaşlarım. Eğer ki iki kenarortayın arasındaki açı 90 derece ise diyor, bunun hipotenüsü kenarortayın açıya yakın parçasına eşit olacak diyor kural. Dediğim gibi ikisi de gereksiz kurallardı dostlarım. Hadi şunu yapalım. Ne diyor şimdi bu? Bakın burada 3-1-2 kuralı var. Şurası 3K, burası 1K, burası 2K olacak diyeceksiniz hemen. Sonra şunu yapalım bir de. Şuraya A alanı dersem burası 3A alanı olacak mecbur. Bu kenar ortay olduğu için burası da 3A alanı olacak. Şunu çizelim. Şunu çizdik. Devamını da yapalım hatta şuraya gelsin. Burası A ise burası da A olacak diyelim. Şimdi şunu çizdiğimizde burayı ikiye böldüyse alanı da ikiye bölecek. 4A ise bu da 4A. Bu da 4A. 4A, 4A oluyordu. Çünkü 6 eşit parçaya bölünüyordu. Şimdi toplam 6 tane 4 var. Yani 24A'yı biz 66 diyebiliyormuşuz. Kaç A'yı soruyor? 8A'yı soruyor biz arkadaşlarım. Hemen bölün 3'e 22 mi geliyor 8A dediğimiz şey? Geçtik gitti. Evet, çözülen her soru yeni bir bilgidir demişiz. Burada da galiba yeni nesil sorulara saldırmaya başlamışız arkadaşlarım. Evet, burada durduralım. Birinci bölüm bu kadar olsun. Yeni nesil soruları da ikinci bölüme bırakalım. Hadi bakalım, öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.